İyi yanlar Ali Bey. Ne yazık ki size katılamıyorum. Kötüye hiçbir şey olmuyor. Sen öyle zannediyorsun Ruhi. Sen öyle zannediyorsun. Sana tüm samimiyetimle söylüyorum. Kötüye bir şey oluyor. Kötüye bir şey oluyor. Bakın etrafınıza. Bu kainatın ve bu dünyanın işleyişinin, enerjisinin, ne adına ister buna bir inanç olarak Allah deyin, başka bir şey ne derseniz deyin. İsterseniz inanmayın, başka türlü bakın, hiç önemli değil. Ama bilin ki işliyor arkadaşlar, işliyor. Çevrenize bakın, ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Öyle öyle kolay kolay ölmüyorlar. Çocukları da torunları da öyle kolay kolay rahat yaşamıyorlar sevgili izleyiciler. Şimdi şunu şöyle yapalım. Adalet Bakanı'nı alalım buradan hızlı bir şekilde. Ekrem İmamoğlu'na gelelim. Canan demin diyor ki çok gülüyorum, çok da iyi. Bence Ekrem İmamoğlu çok polemik yapıyor ama son iki programı sevgili arkadaşlar. Son iki programı, Habertürk'teki programı ve Cüneyt'le yaptığı program bence yorgunluğunun göstergesi, iyi hazırlanmadığının göstergesi. Ortada bir problem var ama problemin ne olduğunu bilmiyorum. Önce onu söyleyeyim. Çünkü siz bir programa çıktığınızda hangi soruların gelebileceğini tahmin edersiniz. Ve ona yönelik olarak hazırlık yaparsınız. Ve hatırlamıyorum demezsiniz arkadaş. Demezsiniz, kusura bakmayın. Özellikle hem Cüneyt'in programında hem Mehmet Akif Ersoy'un programında bence performans düşüklüğü gördüm. Önce onu söyleyeyim. Ya televizyon programlarına çıkmayacak, kusura bakmasın. Ya çıkmayacak ki mitinglere daha çok zaman ayıracak. Bir kere buna dikkat etmesi gerektiğini düşünenlerdenim Ekrem İmamoğlu'nun. Bir başka boyutu itibariyle de Mehmet Akif Ersoy danışmanına soruları verdim. Yani Murat Ongun'a soruları verdim demesi de bir başka kepazelik sevgili izleyiciler. Başka bir kepazelik. Yani bir gazetecinin yayına çıkmadan önce senin danışmanına soruları ve soracağım soruları verdim demesi gazetecinin etiğini, ahlakını, ilkelerini yerle bir eden bir şey. Ama bunu söyleyeyim. Türkiye'de bunun hepsi yapılıyor. Yani benim programıma konuk olacak birinin bana benden soracağı soruları istemesi kadar ayıp bir şey olmaz. Ben de ona dur sana bu soruları soracağım. O olmaz. Onun adı program falan değil. Onun adı konuk etmek değil, onun adı sunuculuk yapmak değil. Yani sunuculuktan şey moderatörlük değil, onun adı gazetecilik falan değil. Onun adı PR'cılık arkadaşlar, yalakalık onun adı. Ver soruları, ben ona daha önceden de çalışayım dersimi, karşınıza geleyim. Olmaz öyle şey. Çıkacak çatır çatır hangi soru gelirse gelsin. Beklediğim yerden sormadın, öyle saçmalık olur mu? Öyle yani öyle bir şey olabilir mi yani? Yani kusura bakmasın kimse yani. Peki dinsiz Hasan sınırsız. Allah izin vermeden kimse ölmez. Gazze'de olanlara kızma. Müslüman Allah izin vermiştir. Biz konuşacağız onu sevgili arkadaşlar. O kadar basit olarak yorumlayamazsınız. Bu sizin inançsızlığınız ki de o da bir inanç. Önce onu söyleyeyim. Onun üzerinden inananları küçümsemenin, inananları rencide etmenin de doğru bulunuyor. Tartışmak ayrı bir şey. Ama onları aşağılamak ayrı bir şey. Bülent Çimenli demiş ki daha yayın başlamadan evvel. Aile konularını bu şekilde topluma sunmayı doğru bulmuyorum demiş. Hangi? Bu aile konusunu. Sizin aileniz demiş ki yine sizin aileniz tanıdıklarınız için de geçerli bu demiş. Aile konularını bu şekilde topluma sunmayı doğru bulmuyorum. Sevgili arkadaşlar, yatak odasını mı yapıyoruz? Ne yapıyoruz yani? Bu Ali Erbaş, Doktor Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanı. Değil mi? Kızının anahtara, kumandasına, arabanın kumandasına şiir yazmasını konuşmak, aile meselesini konuşmak değildir. Dedikodu yapmak değildir. Ta bu düzenin çirkefliğinin, soysuzluğunun, çürümüşlüğünün ifşa edilmesidir. Yani bir ülkenin topraklarında halkın vergileriyle inanan, inanmayan, başka inanca tabi olanların vergileriyle buna içki, sigara, genel ev, aklınıza ne geliyorsa arka, pavyonu da dahil olmak üzere. Oradan gelen vergilerle yüz binlerce insanı istihdam edeceksiniz. Milyar dolarlar bütçe ayıracaksınız. Her gün camilerde cemaate konuşmalar yapacaksınız. Neyin günah olduğunu, neyin sevap olduğunu konuşacaksınız. Sonra da kızınız lüks aracının
lüks aracının anahtarına, kumandasına şiir yazacak. Bu da konuşmuyor. De git orada. De git. Nasıl bir insansınız? Bu aile meselesi konuşulmaz. Olur. Olur. Onu konuşma bu. Kamuda görev yapan, kamusal alanda olan herkes konuş. Sanatçısından siyasetçisine, bürokratından CEO'suna, CEO'sundan memuruna herkes konuşulabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Öyle öyle kimse bize ahlak dersi vermeye kalkmasın. Kusura bakmayın.